Herkese merhaba, Hüzün Sonrası Blog, Nihal ben. Bugün sizlerle bir saç ürünü için bir aradayız. Saçlarımı görüyorsunuz şu anda. Burası derli toplu, burası çalı süpürgesi. Bunu nasıl sağladım? Bu neden böyle? Kısaca ondan bahsedeceğim. Benim saçlarım biliyorsunuz çok kuru ve yıprandı artık işlemler, hava şartları vesaire. Yıprattım saçları, elimden geldiğince mücadele ettim bunun için. Maalesef yıkacık hiçbir zaman yapamıyorum. Mutlaka bir elden geçiriyorum, ürünler kullanıyorum, işte makineler kullanıyorum. Tabii bu da gene ısı, yine saçı yıpratan şeyler. Bugün de size tam da böyle bir üründen bahsedeceğim. L'Oreal Elsevier'in mucizevi yağ kremi, şu gördüğünüz ürün. YouTuberlar şöyle mi yapıyordu? Odakladım falan diye. Şimdi bunu nasıl kullandığımı ben size göstereceğim. İsterseniz birlikte deneyelim. Yani burayı nasıl, ne kadar kısa sürede ve ne şekilde yaptım onu göstereceğim. Hemen şuraya kullanmak için önce saçımdan bir bölüm alayım. Uzun vaktinizi almak istemiyorum. Şunu arkaya alıp bunu da şu şekle getirmem gerekiyor. Hemen şöyle bir daha ayırıyorum. Şu şekilde bunu ayırayım. L'Oreal'in mucizevi yağ kremini bir parça alıyorum parmak uçlarıma, fazla bile aldım, iki bölüme de uygularız artık, çok fazla. Şuraya ve diğer ayırdığım bölüme de, kalanları da arkaya, nasıl olsa videodan sonra onları da düzelteceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Fön makinemizi elimize alıyoruz. Fırçamızla birlikte fön makinemizi elimize alıyoruz. Başlıyoruz fönlemeye. Gördüğünüz gibi bunu da gayet temiz bir şekilde çalı süpürgesi halinden kurtardık. Diğer çalı süpürgesi tarafını da göstereyim size. Aradaki farkı görün. Buyurun. Saçımın durumu. Evet, bu nasıl oldu? Hemen göz zevkinizi bozmadan arka tarafları topluyorum. Bu nasıl oldu? L'Oreal Elsevier mucizevi yağ kremi ile oldu. Evet, bu L'Oreal Elsevier mucizevi yağ kremi durulanmayan bir ürün arkadaşlar. Videonun başında da anlattığım gibi çok kısa sürede saçlarımızı koruyor, bakımını sağlıyor. Sadece sıcak işlemler için değil, bahsettiğim gibi hava şartları vesaire, soğuk hava, sıcak hava saçlarımıza zararı en az cildimiz kadar. Cildimize baktığımız gibi saçlarımıza da bakmak zorundayız. Çünkü bizi terk edip gidiyorlar maalesef. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone oldunuz mu bilmiyorum. Ama abone olmanızı tabii ki isterim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.